saldırmış. Sonra elindeki o beyzbol sopasıyla, işte o büyük sopalardan var biliyorsun. Vay arkadaş. O sopayla saldırmış. Sonra da aracıyla çarpıp hurdaya çevirmişti. Yani eski kayınpederinin aracından bahsediyoruz. Üstelik bütün bunları itiraf da etti. Fakat acaba cezası ne oldu? İşte mahkeme o kararı açıkladı. Şimdi o kayınpederin açıklamaları var sonrasında. Bıktım, sıkıldım, yani bunaldım. İsyan ediyorum artık. Yan camları, buraları hepsini pert ediyor. Sopayla hırsını alamayınca arabayla daldı. Kırdı, parçaladı. Kayınpederine dehşeti yaşattı. Arabamızı parçalıyor, tehdit ediyor. Kapıya arabayı çekiyor. Ama o damadın yaptığı yanına kaldı. Kayınpederin açtığı davaya mahkemeden red kararı çıktı. Ya bize hani sıkacak, ya bıçaklayacak, ya darp edecek, ya zarar verecek. Bu saatten sonra ne yapacağını hiç bilmiyorum. Vuralçay Kağıthane'deki bu binada yaşıyor. İddiaya göre eski eşinin damadı geçtiğimiz yıl kapısının önüne geldi. Elindeki beyzbol sopasıyla arabasının yanına gelip camlarını paramparça etti. Önce ön farları sopayla böyle vuruyor defalarca. Ondan sonra burası... Komple kırdıktan sonra şahıs arabasına binip gidiyor. Ama öfkesi dinmemişti. Vural Bey karakola şikayete gittiğinde o damat tekrar sokağa geldi. Bu sefer arabasıylaydı ve yokuş aşağı hızla gelerek aracına çarpıp zarar verdi. Araç kullanıyor, ehliyeti yok. Çok hiddetli böyle. Gözü dönmüş böyle, içmiş yani, kendine değil gibi. Vuralçay bu görüntülerle savcılığın yolunu tuttu. Zaten damat da suçunu itiraf etti. İfadesinde bir de şunu söylüyor. Evet ben yaptım, pişman da değilim. Yine olsa yine yaparım diyor. Ama mahkemeden red kararı çıktı. Benim mahkemem reddedildi. Benim ne yapmam lazım? Haksızlığa tahammül edemiyorum. Bu halde bu şahıs sokaklarda nasıl geziyor? Kayınpeder dertli. Sokaklarda nasıl geziyor? İtiraf da etmiş olduğu halde. Tabii. Araban bu hale geldiği halde, biz bu stresi yaşadığımız halde nasıl cezasız kaldı? Bunu soru, işte. Soru ortada. Biz soruyu de sorduk yani ama nasıl? Yani demek ki o görüntülerde bir şey yok. Suç itirafı da yok, çocuğum yapmamışsındır falan diye herhalde geçiştirildi. Çünkü suç itiraf var ve hatta bir daha olsa bir daha yaparım diyor mesela. İşte kavgası, gürültüsü, şusu busu ama... damadın yargılanmasına bile gerek duyulmamış. Şimdi birçok haberde, özellikle bu sonuçlar çıktıktan sonra, bu fiilin yeniden yapılabilmesi ya da yapanlar tarafından yeniden ya da hiç aklında yokken bile ben de yapayım o zaman dedirtecek türde cesaretlendirici kararlar gibi ben görüyorum. Dolayısıyla da bu şekilde zaten bitiremeyiz ki şiddetin sonunu. Yani şimdi bunu normalleştiren bir bakış açısı varsa burada, ben buna söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. O zaman herkes elinde beyzbol sopasıyla birbirinin arabasının üzerine saldırabilecek. Olabilirmiş, evet. Yani ve bunda da hiçbir şey olmamış gibi. Yani bunda mutlaka bir işin içinde bir şey olması lazım. Mutlaka o da çıkacaktır ortaya. İllaki. Çünkü itirazlar söz konusu gördüğün gibi. İllaki. Peki.